Sebastian, yanlış konuştuk. Bazısı da var. Öyle bir konu. Bir tane de bu. Allah konuluyor. Yanlarının üzerinden evet. Birinin onun silah okudu. Bunu söyledi. Bunlar arta kalanlar o saldırıdan. Neden biliyorum büyüyüz diye bunlar ben. Kim bilir mi? Binler yaşını saldırdılar o yüzden. Bir gece böyle pencereyi açtım. Ve kapım kapalı yani. Birden uyurken ben bir şeyler uçuşmaya başladı. Yaklara falan üzerime diye kalktım. Böyle bulut binlerce geldiler buraya konular. Bu duvara. Sonra elektrik süpürgeyi aldım. Hepsini içeri çıktım. Binlerce şimdi saldı tabii ya bunu diye. Birden sinek büyüklüleri bunlar. Bulmuş oldum. Öyle bir şey başına geldiğine hiç şaşmam. Adamın dingili yerinden soktular. Öldü. Evet, gördüğünüz gibi sinek aletim var. Sıfır şeylerden tek bir tane bırakılıyor. Şimdi boyunca sabah kalktım. Yok yani. Şimdi nasıl girebilmiş olabilir ki? Bütün panjurlarımız, sinirlerimiz kapalı. Sabah anım burada antrenman yaparken ileri geri saçına başına paçasına kaçmış olabilir. Noktaya, kanal noktalarına bırakmış oldukları pislikleriyle olabilir. Bizimle olabilir de binlercesi daldı buraya. Binlerce bizden bulup büyüyle sokulmuş olabilir. Bu hayvanları sırtında gelmiş olabilir. Dedi böyle sırtından kaşınarak kaşınarak onları serbest bırakıyorlar. Buna şahit oldum ve pencerenin karşısında öyle tek tek kaşınıyorlar ve aniden içeride belirleniyor. Müşterim var, park kapı. Kontrol eden var mı lan? Fiş basıyor musun sen? Kaç çay satıyorsun günde? Harcaman bunu karşılıyor mu? Ödediğin maaşlar peki? Çalışanlar bedava mı? Bütün orada manken gibi oturan tek çay içmeyenler bunlar oturmak için mi para ödüyor? Yoksa hayvanlarını gezdirmek için mi? Hiç ödüyorlar mı? Sen mi ödüyorsun bunlara? Hayvanlarını getiriyorlar diye. Buraya sinek yetiştirmekten başka, parazit yetiştirmekten başka, toksoplazma yetiştirmekten başka, böyle ağacın altına, etrafına dönen sinekler yerleştirmekten başka bir iş yapıyor musun sen? Yapıyorsunuz. Tanımadıklarına içine tazma çekip içmeyi karıştırdın, çay ikram ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani havalandırmaya alıştık. Kanal yolunda çekilemiyorum. Bugün tutamdan bu seferlerden öyle bir sokuyorlar ki ateş gibi yapıyor. Dakikalar çok. Yazıktır komşulara ya. Bize gelsinler. Ben teker teker ödedim. Zamanımı hiç anlıyor ya. Mesajla gönderdik. Bilgisayara müdahale. Oturmuyorum. Bilgisayar başıma indim. Ayakları parçalıyorlar. Tam da bu şeyleri saldıkları için yanlıyor adam. Fakat yeterli değil.
alıyorlar içeri. Romanı tehcil ediyorlar insanlara. Nerede? Bakın, buradan çektirecek Türkiye'deki parazitleri. Ve kimse buna uyanmıyor. Nerede öyle heykel oluyorlar? Öyle noktalarda, kanal noktalarında, kablo, su borusu, böyle sinekle kaynatıyorlar etrafı. Çünkü pislik var bir yerde. Böyle istediğine yükleniyor bunlar. Kedioflu ormanına boğuyorlar. Betonun içine kedioflu karıştırmışlar çıkacak şekilde. Silkedecek zamanın ne zaman? Ben orada olduğum zaman. Ve sinekler sallanıyorum. Ne salıyorlar bunu bu bina diken çobanlar? Öyle sümüklü böceklerle mesela eksikleri taşıyıp bu uçuşan parazitlerle bu havada kanal yolunda kumandalı gibi fışkırtarak hayvanlarını pislikleriyle hayvanlarını salıyorlar. Yedirdikleri ithal yem veya elinden gibi bir şey işte mosa dişi onunla salıyorlar. Bunlara şahidim. Bu hayvanların kürklerini de taşıtıyorlar. Evet, kışkırtıp kanal noktasına oraya gönderiyorlar bu parazitleri. Kanallardan girmek üzere. Evet, tam çıkmamdan havlu silkelek sürüyorlar başıma. Ordu. Kaç tanesi bu apartmana yerleşmiştir? Bu tabiatı artık biz biliyoruz ha. Pisliklerle salıyorlar bir şeyleri. Veya Türklerine de gerek mi bilmiyorum. Bunlar sümüklü böcekleri de yumurtalarını sokup içinde üreyebiliyorlar. Sümüklü böceklerini. Aynı şekilde insanların da içine sokuyorlar bunlar. Bu yumurtalarını. Pis. Bu şey yok. Ben bu sümüklü böcekleri hepsini öldürdüm. Sadece bizim etrafında. Oraya bile tırmanıyorum. Adres belli. Bu tarafta yok Allah'a şükür. Çünkü dökmeye gelseler duyacağım, hissedeceğim. Burada yok. Buradan boya. Bu tarafta bir çeşit olmuyor. Kaç babanın yeri mi? Evet. Kaç babanın yeri değil. Kafesine mi babanın yeri değil? Evet daha. Vay anlasın diyor. Tencereden girip masanın altına mason gibi hızı çıkabildi böyle bir tane. Maratonu kaybetmiş. Evet be, kim tutar bu büyücüleri anasını satayım. Bir belge daha göstereyim mi? Bunlar dünyanın bir numaralı kafili. Sümüklü böcekler. Sineklerle. Şimdi sineklerle beraber dünyanın bir numaralı kafili. Çünkü mikrop taşıyorlar. Ha diyorsunuz Fransızlar yiyor fakat. Evet onlar özel olarak yetiştiriyor yani. Onları besledikleri şey lahana falan filan. Başka bir yere gitmiyorlar. Sinekler yok orada. Lahanayla besliyorlar. Diğer sebzelerle.
Bunlar başka. Bunlar bokla besleniyor. Toksoplazmalı bokla. Ve bunların saldığı, yönettiği binli çeşit sinekler tabiat olarak bunlara yumurtalarını sokuyorlar. Parazit olarak içinde yaşıyorlar. Ta kişi nükle böcek görene kadar böyle antenlerinle çıkıyorlar rahatsız oldukları zaman. Böyle dikiliyorlar yolun ortasına. Bilmem anlatabildim mi? Kuş yaparsa veya siz geçerken ayağınızı sürttünüzseniz o paraziti aldınız. Bu tabiatı araştırdınız. Evet. Yağmur yağmış biraz Allah'ım şer yağdır be. Şer yağdır bu insanlar hiç öğrenmiyor. Zerre sinekler burada uçuşuyor. Görebilecek olan varsa aletleriyle, bilgisayarıyla görsün ya. Var her zaman bu kanal yolunda, geçiş yolunda, arkada kanserliğinin önünde, öteki komşunun, bazen çocukların oynadığı yerlere düşüyorlar. Başka yerde yok, sadece burası, fabrikası. Bir 4 dakika bile değil de dışarıda bunu çekmeye çıktım, dolaştım. Soktular saçlarımın içine ve nasıl kaşınıyor. Maçalara giremiyorlar kapalı. Fakat elbisede dinlemiyorlar yani. Direkt elbiseden sokuyorlar. Ben saçlarımı yıkadım. Bir tane çıktı. Sokarım. Nereye kaçtı? Saçlarının içine girip saklanıyorlar böyle. Masaların altına. Saklanıyorlar, sokuyorlar, kaçıyorlar, sokuyorlar, kaçıyorlar. Evlere girdik, gelin aralası kondu. Allah mutlu etsin, bir yastık da kocasın. Ailelerini bildiğim için önümden ne geçti, içeri girer girmez ne hakaret davası. Geç kaldım çünkü telefonumun müdahale. Hafıza kartına. Illuminati, Cat Juggler, Fly Juggler, Poop Juggler, X-Hamster. Evet, burada da iş yaptığım yer burada da var. Ayakları sokan şeyler.